Efendim, sensörler bir gandalya gemisi tespit etti. Saptera sınıfı. İmparator Baradius'un aradığı kutsal küre Bakuganların kökeninin sırlarını taşımakla kalmıyor. Onların evrimleşmesini sağlayan gücün de kaynağı. Bu denli güç sahibi bir nesne onu anlamayan birinin ellerinde çok tehlikeli olabilir. İşte bu sebepten imparatorun babası onu ele geçirmek istemedi. Kürenin ona sahip olan kişiye yıkım getireceğine inanıyordu çünkü. O zaman İmparator Baradius kutsal küreyi neden almak istiyor? Kürenin gücünü kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceğine son derece inanıyor da onda. Babamın batıl inançları olan bir sersem olduğunu bilirsin Nursak. Kutsal kürenin gücünden korkmamız için hiçbir sebep yok. Bunun yerine ona kucak açmalıyız. Onunla üstün Bakugan'ı yaratmamız gerek. Peki ya sen Nursak, ona inanıyor musun? Bakugan Savaşçıları, Kürenin Gizemi. Dragon'un elementinden gelen güç sayesinde yenilenmiş ikinci kalkan eskisinden de dayanıklı oldu. Tespit edilen Saptera gemisi bir keşif aracı olmalı, yoksa şu an saldırı altında olurduk. Siperler yeniden kuruldu. Şimdi ne yapacağız? Belki biz de keşif birlikleri göndermeliyiz. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Bence bir ekip oluşturalım ve birinci güvenlik kalkanını da tamir edelim. Yapabiliriz. Gandalyalılar şimdilik geri çekildi. Bu yüzden onlara gizlice yaklaşmak daha kolay olur. Herhalde bir saldırı planı yaptın Del. Hiçbir fikrin yok. İyi mi? Ne? Keşif birliğimiz ikinci kalkanın eskisinden daha güçlü olduğunu rapor etti. Bir stratejim olmalı Kazarina. Eğer Exocor'un yetenek seviyesini ikinci seviyeye çıkarabilirsek o zaman kalkan güçlenmiş olsa da Darak'ın onu konserve gibi açabileceğinden eminim. Bunlar iddialı sözler Kazarina. Evet. Exocor'un güçlenmesi için kaç günlük bir süre ayırmamız lazım? 3 gün. Şaka mı yapıyorsun? Biz burada düşünüp taşınırken kim bilir Nithyalılar hangi planların peşinde? İmparator Baradius, ben derhal yeni bir saldırı yapma taraftarıyım. Beni duymadın mı? Kalkan eskisinden daha güçlü. Birliklerimiz kalkana saldırırsa onu asla kıramayabilir. Ve bu kimin kabahati? Gil doğru noktaya dikkat çekti. Nithyalılara nefes aldırdığımız her an onları avantajlı duruma getiriyoruz ve bunu göze alamayız. Gerçek şu ki her an bir saldırıya hazır olmamız gerek ve öyle de olacak Kazarina. Evet efendim. Senden bir keşif turu yapmanı istiyorum ki saldıracağımız ilk noktayı bilelim. Nurzak da seninle gelsin. Ben efendim? Acaba benim... İmparatorun emirlerini nasıl sorgularsın? Taktik geliştirmeyi yetişkinlere bıraksana sen küçük kız. Dostum, neler oluyor? Durum raporu, konuş. Boyutsal radar bir geminin yaklaştığını gösteriyor. Bu kesinlikle Gandalyalı birliklerden. Bir Heos gemisi. Bu Kazarina. Nursak, İmparator Baradius ikimize birden yüzeysel bir keşif gezisi yapmamızı emretti. Pekala, tamam. Gil, İmparatorun sağ kolu olmak için heveslenmesi iyi olur. Bu olmayacak. Mason, umarım sen ekip arkadaşların Sid, Jesse ve Lena'dan başka türlü ve daha iyisindir. Oraya git ve işe yarar sonuçlarla gel buraya. Tamam efendi Kazarina. Yola koyul. Yakında emirlerimi ileteceğim. Tamam efendim. İkinci kalkanı yıkacağım ve İmparator Baradius'a sağ kolu olmayı başkasının hak etmediğini göstereceğim. Görünüşe göre keşif gemilerinin bir arkadaşı var. Evet Den, bu bir saldırı birliği sayılmaz. Yine de tekinsiz işler çevirdikleri belli. Evet ama yeter artık, bu beni deliriyor. Burada oturup tahminler yürütmek yerine gidip kendimiz bakalım mı? Ne dersin Akumos, gidelim mi ha? Gidelim dostum, halledelim şunu. Tamam harika, biz de size katılacağız. Kesinlikle, Fabio burayı biliyor, liderimiz o olmalı. Evet. Onu yapmak istediğine emin misin Mason? Eğer şimdi bir hamle yapmazsak işimiz biter. Anladın mı? Hey sen! Senin burada olmaya yetkin yok. Ah.
Evet, Kazarina bir konuda yanılmamış. Ben diğerleri gibi değilim. Pekala işte, bu artık bunun geri dönüşü yok. Ne o? Yoksa tereddütlerin mi vardı? Şaka mı yapıyorsun? Biz bir takımız mıyız? Sonuna kadar seninleyim. Bu Mason mı? Efendim Kazarina. Mason ve Evior gemiden kaçtılar. Ha, ne? Sinsi şey. Sakin olman gerek Kazarina. Nereye gittiğini zannediyor. Karşı tarafa geçmeyi seçmiş olabilir mi? Ne cüretle. Ona hatalarını düzeltmesi için bir şans verdim. İhanet mi edecek? İmparatorun gözünde beni küçük mü düşürecek? Sakin olmalısın Kazarina. Fazla uzaklaşamaz. Nursak. Şimdilik bu bizim sırrımız olabilir. Onu çabucak yakalarsam imparator bunu hiç öğrenmez. Bunu çok istersin değil mi? Böylece beni kendine borçlu hale getireceksin tabii. Seni ihtiyar. Bana bulaşmasan iyi edersin. Gergin misin Ren? He? Evet, takım arkadaşların teker teker yok ediliyor. Günlerinin sayılı olduğunu düşünüp korkmuyor musun? Elimdeki göreve odaklanmayı tercih ederim efendim. Bu yüzden kutsal küre üzerine düşüncelerinizden biraz daha söz etmenizi isterim. Sabator'a söylemiş olduklarınızda samimi miydiniz efendim? Senin konumundaki biri üstlerinin konuşmalarını gizlice dinlememelidir Ren. Yemin ederim bu uysal taşıma sinyalinin iki kere yandığını gördüm. Bu gerçekten çok tuhaf. Çünkü aslında... Biri geliyor. Sakın kıpırdama. Ele ele. Bu Ren. Marucho. Bu bir sürpriz ama işimize yarayabilecek bir şey. Tek başınıza gelmeniz büyük cesaret. Evet, senin ihanetini henüz unuttum sanma sakın Ren. Tabii ki hayır. Yenilmek gibi bir seçenek yok Lionheart. Merhaba yaratıkçım. Ben Rex. Bana bulaşma. Süper bir çizgi dizi. Generator Rex Cartoon Network'te. Geliyorum. Dev bir patlama sonrası canavara dönüşen canlılar, Evo'lar. Ve Evo'larla savaşan, vücudunda muhteşem makineler üreten bir kahraman. Generator Rex. Macerada sen de yerini al. Evet. Generator Rex bugün 16.30 ve 21.25'te Cartoon Network'te. Bu bir oyun değil. Hesabımızı görme zamanı Akumos. Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş. Bakugan, kov. Hadi Akumos, Akumos. Hadi kapışalım. Keyfine bak dostum. Bakugan, savaş. Bakugan, kalk. Kalk Darkus Dynas. Başla. Yetenek etkin. Razor kırıcı. Ne olmuş? Yetenek etkin. Ağrı şifam. Yetenek etkin. Gig artışını. Bunun geldiği yerde daha çok var. Yetenek etkin. Karanlık kılıç. Hey! Alamadın gitti. Yetenek etkin. Döngü kalkanım. Ben sanki hayatı buna bağlı gibi savaşıyorum. İmparatorla başı dertli olmalı. Zayıflığını kollayarak bak. Bekler. Ha? Ren'le bir hesabımız var. Onu ben yenmeliyim. Bize bu şekilde ihanet ettikten sonra bunu hak ediyor o. Tamam mı? Toparlan hadi.
Olmuş bitmiş bir şey bu. Heh. Aç bunları artık Marucho. Hepsi oyunun bir parçası. Tabii ki arkadaşınmış gibi davranmam gerekiyordu. Bu bir taktiğin parçasıydı. Kandırmaca sadece bir araçtır. Bu kadar kişisel alma. Savaşlarda ağlanmaz. Kendini utandırıyorsun. Böyle desen de hala samimi olduğuna inanamıyorum. İnan bana Marucho. Her kelimesine. Benim için gerçek bu. Hazır. Sanki benim zihnimi okudun. Pekala, savaş donanımı güç! Dostum, savaş ortağın kesinlikle çok gıcık. Ruhu olan bir ekibin yanında savaşmalısın. Ruh abartılıyor. Öldürme içgüdüsünü yeğlerim. Evet evet. Her neyse dostum. İşim bitti zaten. Göster bakalım balık surat. Savaş donanımı yeteneği etkin. Mega patlama kilitle. Olamaz. Geçin kartı açın. İyileştireceğim. Dahi mi? Biraz erken olmadı mı? Savaş donanımı. Gigant nişancısı. Bu güzel oldu patron. Ne? Bunu oturup izlemeye tahammül edemeyeceğim. Geçit kartı hazır. Bakugan. Savaş! Bakugan, al! Aktera Sabator, aldı! Marucho, Muzak'ı ben hallederim, tamam mı? Başlıyoruz. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Ben Heyon Sarano. Saray şövalyeleri adına sizi yeneceğim. Pes etmeye hazır mısın Marucho? Beni bundan daha iyi tanıyorsun sen. Bakugan! Sensörler gösteriyor ki Nurzak ve Ren yüzeyde bir savaşa tutuşmuş. Acaba Mason'a karşı mı savaşıyorlar? Orada tam olarak neler oluyor böyle? Burada her şey birbirinin aynı. Keşke pusula getirseydim. Ha? Yarım saat önce bu kayanın yanından geçmedi mi? Herhalde bunca zamandır daireler çiziyorum. Marucho ve Fabia kiminle savaşıyorlar? Bir Bakugan DNA taraması yapın lütfen. Bütün sensörler gösteriyor ki bunlar Saptera Sabator ve Darkus Linehalt. Hey, Linehalt kime aitti? Tabii ki Ren'e. Çifte vuruş. Yetenek etkin. Vururken şaşırtmacası. Sizi gömeceğim. Hiç sanmıyorum. Hadi gülümseyin. İkisini birden aynı anda devirdi. Olamaz. Ren çok daha fazla güçlenmiş. Yetenek etkin. Sen işime karışma. Çekil önümden çocuk. Ama efendi Nurzak. Yetenek etkin. Yok edici boynuz. Yetenek etkin. Mavi şifa. Dostum olamaz, bu iğrenç. Sıra bende. Buna karışma, bu Ren'le bizim aramızda. He? Bu küçük cüce neler saçmalıyor böyle? Biz savaşmak için geldik. Marucho, dikkatli ol lütfen. Öfkenin aklını karıştırmasına izin verme. Eğer odaklanırsak işlerini bitirebiliriz. Hem de temelli. Savaş kırıcı hazır. Gigark hazır. Siz çocuklar, sinir bozacak kadar inatçısınız.
Mega patlama kilitli. Bölme alanı kırıcı. Kutsal kürede bir gariplik var. Sensörlerimiz ön cephe yakınlarında dev bir boyutsal kasırga tespit etti. Olamaz. Havya ve Marucho oradalar. Dikkat et, bu bir boyutsal kasırga. Eğer buna yakalanırsak boyutlar arasında savrulur dururuz ve asla geri gelemeyiz. Bu hiç iyi değil. Kutsal küre öfkelendi. Bize bir uyarı gönderiyor. Sanırım geçmiş imparatorumuz çekincelerinde haklıymış. Geri çekilme zamanı Sabator. Evet efendim. Efendi Nurzak. İnan bana Ren. Kutsal küreyi daha fazla öfkelendirmek istemeyiz. Ha? Kaçıyorlar. Gitmeye hazır mısın? Evet. Bizi koruyacağız prenses. Bugün çok değerli gerçekleri öğrendim. Peki ya sen? Sen ne öğrendin lan? İkiniz de sağ salim geri gelebildiniz. Sizce kutsal küre neden böyle köpürüverdi ha? Belki de savaşırken yarattığımız yer sarsıntıları onu öfkelendirmiştir. Hiç sanmıyorum. Dendelyalılarla çok uzun bir süredir savaşıyoruz. Evet doğru. O savaşların sarsıntıları onları öfkelendirmediyse neden şimdi böyle oldu? Bir şeyler değişmiş olmalı. Bu savaşta farklı olan şey neydi? Bugünkü savaşın farkı iki arkadaşın arenada karşı karşıya gelmesiydi. Ne demek istiyorsun? Biliyorum bana deli diyeceksiniz ama bence Ren bize geri dönecektir. Beş para etmez Mason'ı elinizden kaçırdınız ve savaşçılara yenildiniz. Üzgünüz İmparator Barodius, lütfen bağışlayın. Ne isterseniz yaparım. Zaten yeterince şey yaptın. Ne istiyorsun? Mason'ı... Yakalayamadık, üzgünüm ama bu cezanın acısını unutacaksın. Buraya bana boş sözlerle teselli vermeye mi geldin yoksa yalakalık yapmaya mı? Ne olursa olsun buna vaktim yok Nurzak. Aslında Kazarina, buraya sana imparatordan ayrılacağımı söylemeye gelmiştim. Bu neden umurumda olsun? Çünkü artık Gil İmparator'un birinci yardımcısı oldu. Görünüşe göre hemen başka bir konuma kapak atmalısın. Lafı dolandırmıyorsun değil mi Nurzak? Pekala. O zaman beni de suç ortağın olarak gör.